Canik Belediyesi 7'den 77'ye sanatseverleri tiyatro ile buluşturmayı amaçlayan tiyatro okulunun açılışını Canik Kültür Merkezi'nde Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in katılımıyla gerçekleştirdi. Hadi bakayım. Ya Allah diyelim, bismillah diyelim. Evet başkanım. Keselim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Alkışlar bu kadar mı ya? Bu kadar alkışlar, bu ses mi çıkıyor? Tiyatro okulunun eğitmeni Cihat Faruk Sevindik Haberaks mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. 7'den 77'ye eğitim almak isteyen özellikle küçük çocuklarımıza yönelik yaratıcı drama, beden dili, hitabet, retorik dersleri vereceğiz. Onun yanı sıra yetişkinlerimize diksiyon, yine sahne gösterileri, temel oyunculuk, Türk tiyatro tarihi, dünya tiyatro tarihi, yani uygulamalı derslerin yanı sıra kuramsal derslerimiz de olacak. Samsun'da daha evvel vardı veya yoktu. Samsun'da yapanlar halk eğitim sertifikalarıyla yapıyorlardı. Ben bizatihi konservatuar mezunu olarak buraya geldim. Bugün de burada Karagöz ve Hacivat'la bir açılışımızı, yani lansman diyebilirsek tırnak içinde, tanıtım gecemizi Karagöz ve Hacivat'la yapacağız. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamza Aygün, tiyatro okulunu açmalarının amacını aktardı. Biz bir tiyatro okulu oluşturarak yetenekli, özgüveni yüksek gençler yetiştirmek adına böyle bir fikir geldi. Sayın Başkanımız biliyorsunuz eğitimci. Başkan yardımcılarımız Alican Bey ve İrfan Bey eğitimci. Ben de bir eğitimciyim aslında. Bundan dolayı da eğitime çok önem veren bir belediyeyiz. Tiyatro okulunu açmaktaki gayemiz bir özgüveni yüksek bir genç nesil yetiştirebilmek, özel yetenekleri ortaya çıkarabilmek ve bir de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Tiyatro yapan insan saygıyı, ahlakı, karakteri hepsini bir arada barındırır. Bizim amacımız bu oldu. Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise tiyatroya çok önem verdiğini ve böyle bir projeyi hayata geçirmenin hayali olduğunu söyledi. Yarın biliyorsun Dünya Tiyatrolar Günü. Dolayısıyla bütün tiyatrocular, insanlara eğitimin öncülüğü olan tiyatrocu büyüklerimizi ve küçüklerimizi Tiyatro Dünya Günü'nü kutluyorum. Ben sağlık ve afiyet diliyorum. Hepinizin bildiği gibi Canik bütün alanında değişim ve dönüşümü gerçekleştiren bir belediyedir. Hepimiz şunu biliyoruz ki bu aziz milletin geleceği çocuklarımızdır diyoruz. Dolayısıyla çocuklarını ve gençliğini ihmal eden bir toplumun, bir belediye anlayışının geleceği de yok. Biz ihmal etmedik. Bilakis ilk işimiz bu olmuştur. Eğitime, sanata, bütün etkinliklere önemli katkı sağladık ve önemli yatırımlar da yaptık. Tiyatro okulunu açmak zorundayız. Çünkü tiyatro insanın ta kendisidir. Tiyatro eğitimde eğitimin insanlara aktarılması, gençlerimize, çocuklarımıza aktarılması en önemli aracı tiyatrodur. Kendi şehrimizin tiyatrocularını yetiştirmek zorundayız. En önemli eğitim aracı tiyatrodur. Bugün en önemli eğitim aracı olan tiyatro okulunu açıyoruz. Çocuklarımız için ve milletimiz için hayırlı olsun diyorum.